Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde kimyasal türler arasındaki etkileşimleri inceleyeceğiz. Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri genel olarak güçlü etkileşimler, ki bunların içerisinde iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ, zayıf etkileşimleri de van der Waals etkileşimleri ve hidrojen bağ etkileşimleri olarak göreceğiz. Öncelikli olarak kimyasal tepkimelerin nasıl gerçekleştiği üzerinde biraz duralım. Evet, kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesinde arkadaşlar kimyasal türler etkilidir. Evet, kimyasal türler moleküller, nötr atomlar, iyonlar ve radikaller olarak karşımıza 4 grupta çıkar. Kimyasal türler genellikle Lewis yapılarıyla ifade edilir. Slaytımızda da görüldüğü gibi klor molekülü, helyum atomu, karbondioksit molekülü, flor iyonu ya da flor anyonu, sodyum katyonu ve azot radikali Lewis yapılarıyla birlikte gösterilmiş. Lewis yapısının yazılması. Lewis yapısı arkadaşlar, son katmandaki yan değerlik elektronlarının atomun sembolü etrafında noktalar halinde gösterilmesiyle yapılır. Lewis yapıları yazılırken değerlik elektronları, yani son katman elektronları temsil eden noktalar elementin sembolünün etrafına teker teker yerleştirilir. Eğer 4'ten fazla elektron varsa bunlar tekrar başa dönerek oktet veya dublet tamamlanıncaya kadar elektronlar yerleştirilir. Şimdi bunları çeşitli örneklerde görelim. Evet. Örneğin lityum atomu. Lityum atomun değerlik elektron sayısı 1 arkadaşlar. Dolayısıyla lityum sembolünün etrafına bir tane nokta yerleştirilmesi yapılır. Evet. Evet, azot atomu. Azot atomunun değerlik elektron sayısı 5. Bu 5 tane elektronun 2 tanesi 2s orbitalinde, 3 tanesi p orbitalinde. Görüldüğü gibi arkadaşlar, 5 tane değerlik elektronun 2 tanesi tam dolu, 3 tanesi yarı doludur. Azot atomunun sembolünün etrafına elektronlar önce birer birer yerleştirilir. 5. elektronda bir elektronun yanına nokta halinde ilave edilerek gösterilir. Alüminyum atomunun değerlik elektron sayısı arkadaşlar 2 tanesi 3s'te, bir tanesi 3p orbitalinde olmak üzere 3'tür. Dolayısıyla alüminyum sembolünün etrafına elektronlar birer birer yerleştirilir. Bu şekilde alüminyumun, azotun ve lityum atomunun Lewis yapıları gösterilmiş olur. Evet, slaytımızdaki resimde arkadaşlar A grubu, periyodik tablodaki A gruplarında bulunan elementlerin Lewis yapıları gösterilmiş. Görüldüğü gibi arkadaşlar soy gazların son yörüngesinde 8 elektron olduğu için 8 tane değerlik elektronu noktalar halinde gösterilmiş. Klor 7 A'da olduğundan 7 tane değerlik elektronu noktalar halinde gösterilmiş ve Lewis yapısı yazılmış. Örneğin rubidyum 1 A grubunda olduğundan değerlik elektron sayısı 1 olacak şekilde Lewis yapısı gösterilmiş. Soy gazların en yüksek enerji düzeyinde, yani son yörüngelerinde arkadaşlar maksimum sayıda elektron olduğundan soy gazlar kararlı yapıya sahiptirler ve doğada bu yüzden atomik yapıda bulunurlar. Örneğin helyum soy gazının, neon, argon ve kripton soy gazının Lewis yapıları slayttaki resimde gösterilmiştir arkadaşlar. Son yörüngelerinde 8'er tane elektron vardır. Helyumda ise 2 tane elektron vardır. Artı ve eksi yüklü taneciklere iyon denir. Bunu daha önce atom ve periyodik tablo ünitesinde de ifade etmiştik arkadaşlar. Artı yüklü iyonlara katyonlar, eksi yüklü iyonlara anyonlar denir. Anyonlar ve katyonları örnek olarak, katyon örnekleri sodyum, kalsiyum ve amonyum örneği. Anyon olarak da klor, oksijen anyonları ve sülfat kökü örnek olarak verilmiş. Bir başka kimyasal türümüz de radikaller ya da serbest radikallerdir arkadaşlar. Serbest radikaller ya da radikaller eşleşmemiş elektron içeren kimyasal türlerdir. Örnek olarak hidrojen, karbon, oksijen, klor ve azot radikalleri verilmiş. Radikaller kararsız ve yüksek enerjiye sahiptir arkadaşlar. Dolayısıyla kimyasal tepkimeye girme istekleri oldukça fazladır. Radikaller sadece eşleşmemiş elektronu gösterilerek de ifade edilebilir. Slaytımızdaki örnekte olduğu gibi oksijenin 6 tane değerlik elektronundan sadece yarı dolu olanlar, yani 2 tane değerlik elektronu gösterilmiş. Azotun ise 5 tane değerlik elektronundan sadece 3 tanesi gösterilmiş. Radikaller kararlı yapıya ulaşabilmek için birbirleriyle ya da başka kimyasal türlerle, bunlar molekül olur ya da başka radikaller olabilir arkadaşlar, tepkimeye girerek, yani etkileşerek molekül haline geçerler. Bu arada molekül kavramı ise birden çok atomdan oluşan, her biri bağımsız olan bu bağımsız birimlere molekül denir. Molekülleri örnek olarak arkadaşlar, mesela azot radikalinin birleşmesiyle azot molekülü, iki tane oksijen radikalinin birleşmesiyle bildiğimiz oksijen molekülü, iki hidrojen radikali bir oksijen radikaliyle birleşerek su molekülünü oluşturmuştur. Radikal olan moleküller de vardır. Radikal olan molekülleri örnek olarak azot monoksit,
azot dioksit, metil radikali, hidroksil radikali, klordioksit radikali örnek olarak verilebilir. Moleküller kararsız türlere dönerek iyon ya da radikalleri oluşturabilir. Örneğin oksijen molekülünden bir tane elektron kopartılarak katyon iyonu oluşturulabilir. Ya da klor molekülü atomlarına ayrılarak birer tane klor radikali elde edilebilir. Zincir reaksiyonlarda başlatıcı kimyasal tür olarak da radikaller görev alabilir arkadaşlar. Örneğin dimerleşme tepkimesi iki tane metil grubunun bağlanarak etan molekülünü oluşturması buna örnek olarak verilebilir. Yine hidroksil radikali ile karbon monoksit radikalinin tepkimesinden karbondioksit ve farklı bir radikal olan hidrojen radikali elde edilebilir. Şimdi arkadaşlar kimyasal bağların nasıl oluştuğu üzerinde biraz duralım. Kimyasal bağların oluşum mekanizması ile ilgili olarak genel ifademiz şu şekilde olacaktır. Kimyasal türler birbirine yaklaştıkça içerdikleri elektron ve protonlardan dolayı aralarında arkadaşlar itme ve çekmeler olacaktır. Örneğin bu iki atomun arkadaşlar protonlar arasında bir itme, aynı şekilde bu iki atomun elektronları arasında bir itme ama bu atomun protonuyla bu atomun elektronları, bu atomun protonuyla bu atomun elektronları arasında bir çekme olacaktır. İşte kimyasal türler arasındaki çekme kuvvetleri İtme kuvvetlerinden daha etkin olduğunda arkadaşlar güçlü etkileşimler yani kimyasal bağlar oluşur. Örneğin burada diazot monoksit bileşiğinin parçalanarak azot gazına ve oksijen gazına dönüşümü diazot monoksitteki azot ve oksijen arasındaki güçlü etkileşimin yani kimyasal bağların kırılmasıyla gerçekleşmiştir. Yine itme ve çekme kuvvetlerinin farkı oldukça küçük olduğunda yani fark birbirine yaklaştığında zayıf etkileşimler yani fiziksel bağlar oluşur arkadaşlar. Örneğin H2O sıvısının yani suyun su buharının haline geçmesi için sadece moleküller arasındaki etkileşimleri kırmak ya da onları zayıflatmak yeterli olacaktır. İki nötr atom birleşerek molekül oluşturma sırasında açığa çıkan veya gaz halindeki iki atom bir molekülü nötr haldeki atomlarını ayırmak için verilen enerjiye bağ enerjisi denir. Bağ enerjileri arkadaşlar 1 mol başına ifade edilir ve birimi kilo jüldür. Örneğin hidrojen molekülünün parçalanması, onu şöyle ifade edelim. Hidrojen molekülündeki bağ bu. Evet, bu bağın kırılabilmesi için vermemiz gereken enerji 436 kilo jüldür. Biz bu kadarlık enerjiyi verdiğimiz zaman buradaki bağ kırılır ve iki tane H atomu gaz haline elde edilir. Bağ kırılması endotermik, bağ oluşması ise egzotermik bir durumdur arkadaşlar. Bunun sebebi kimyasal ve fiziksel olaylarda da bu vardır. Madde daha düşük enerji durumu tercih ettiğinden kimyasal bağ oluşurken, yani iki tane hidrojen atomu H2 molekülünü oluştururken 436 kilojüllük enerjiyi mol başına açığa çıkarır arkadaşlar. Tanecikler arasındaki etkileşimlerin güçlü mü zayıf mı etkileşim olduğuna karar verebilmemiz için belirlenen sayısal değerimiz 40 kilojül bölü moldür arkadaşlar. Eğer 40 kilojül bölü molden daha fazla bir enerji vererek biz taneciğimizi parçalayabiliyorsak oradaki değişim kimyasal değişimdir. Eğer kullandığımız enerji 40 kilojül bölü molden daha düşükse orada ayırdığımız kuvvetler fiziksel etkileşimlerdir arkadaşlar. Evet. Bunu slaytta da ifade ettik. 40 kilojülden daha küçük enerjiyle kırılan etkileşimlere zayıf etkileşimler yani fiziksel bağlar daha büyük olduğunda ise güçlü etkileşimler yani kimyasal bağlar denir. Kimyasal bağların kopması ya da oluşmasıyla yeni kimyasal türler ya da yeni kimyasal özelliğe sahip tanecikler meydana gelir. Ama fiziksel bağların oluşması ya da kopmasıyla maddelerin fiziksel özelliğinde halinde bir değişiklik olur ya da yeni kimyasal türler oluşmaz arkadaşlar. Bununla ilgili olarak slayttaki örnekleri inceleyelim. Örneğin kripton sıvısının kripton gazına çevrilmesi için gerekli olan enerji 1.64 kilojül bölü mol. Buradaki değişim 40 kilojül bölü molün altında olduğundan olay fiziksel bir değişimdir. Aynı şekilde lityum florür katısının sıvı hale çevrilmesi de 27 kilojül bölü mol ile gerçekleşmiş. Bu olay da fiziksel bir hal. Burada biraz istisnai bir durum içeren kısım ise suyun sıvı halden gaz haline geçmesidir. Burada kullanılan enerji 43,9 kilojül bölü mol. Genel olarak bizim ifade ettiğimiz 40 kilojül bölü molden biraz fazla bir değer. Ama burada oluşan sıvı halden gaz hale geçişte oluşan durumla su yeni bir kimyasal özellik kazanmamıştır. Bundan dolayı olay yine fiziksel değişimdir. Yine potasyum klorürün gaz halindeki iyonlarına çevrilmesi kullanılan enerjiden dolayı kimyasal değişim. Yine H2O'nun hidrojen ve hidroksit radikallerine ayrılması için kullanılan enerjiden dolayı gerçekleşen olay kimyasal
değişimdir arkadaşlar. Şimdi tanecikler arasındaki etkileşimleri inceleyelim. Tanecikler arasındaki etkileşimleri güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler olarak ikiye ayırmıştık. Güçlü etkileşimleri de iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ olarak 3 grupta inceleyeceğiz. Öncelikli olarak iyonik bağ. İyonik bağ, anyon ve katyonlar arasında, zıt yüklü iyonlar arasında elektrostatik çekim sonucunda oluşan kimyasal bağdır. İyonik bağ oluşurken arkadaşlar bir atom değerli katmanındaki elektron veya elektronların bir kısmını veya tamamını diğer atomunun değerli katmanına göndermesiyle oluşur. Örnek olarak iyonik bağlı sodyum klorür bileşiğini inceleyelim. Sodyum atomunun temel haldeki elektron dizilimi yapıldığında 3. periyotta S orbitalinde bir tane değerli elektron olduğu görülür. Klor atomunun da temel haldeki elektron dizilimi yapıldığında 7 tane değerli elektronun 3s ve 3p orbitallerinde olduğu görülür. Dolayısıyla buradaki sodyum metal olduğundan elektron vermeye yatkındır. Bunu periyodik tablo ünitesinde ifade etmiştik. Buradaki bir tane elektronunu yarı dolu halde bulunan, onu da ifade edelim. P orbitallerini şöyle gösterelim arkadaşlar. P orbitallerindeki 5 tane elektron şu şekildeydi. Şimdi buradaki bir tane elektron buradaki yarı dolu orbitale yerleşerek klor anyonunu sodyumda elektron verdiği için sodyum katyonu oluşturur. Dolayısıyla sodyum ve klor iyonların arasında elektrostatik çekim oluşmuştur. Bu şekilde iyonlar bir araya gelerek sodyum klorür iyonik bağlı bileşiğini oluşturmuştur. Evet arkadaşlar, bu arada son yörüngesindeki elektron sayısını helyum soy gazına benzetiyorsa atomumuz, bu olaya dublet kuralı, son yörüngedeki elektron sayısını 8'e tamamlıyorsa, yani diğer soy gazların değerli elektron sayısına benzetiyorsa, bu olaya da oktet kuralı denir. Bu arada iyonik bağlı bileşiklere çeşitli örnekler verilmiş. Baryum florür örneği, alüminyum klorür örneğinde olduğu gibi. Baryum florür örneğinde baryum değerli elektron sayısı 2'dir arkadaşlar. Florün bir tane değerli yarı dolu orbital sayısı vardı. Toplam değerli elektron sayısı 7. Bu durumda baryum 2 tane elektron vererek baryum artı 2 katyonunu, flor da bu birer tane elektronunu alarak birer tane son yörüngesini 8'e, hatta neon soy gazına benzetmiş bu arada arkadaşlar. Benzeterek flor eksi bir iyonunu oluşturur. Daha sonra gerekli çaprazlama işlemi yapılarak baryum florür bileşiği oluşturur. Alüminyum değerli elektron sayısı 3, klorun değerli elektron sayısı ise 7. Dolayısıyla klor oktete benzetebilmesi için bir tane elektron alması gerekir. Yani şuradaki elektronunu 2'ye tamamlaması gerekir. Bundan dolayı bir tane alüminyum 3 tane klora birer tane elektronunu vererek 3 tane klor anyonu bir tane de alüminyum katyon oluşur. Yükler çaprazlanarak arkadaşlar, bu konuyu bileşikler ünitesinde daha detaylı anlatacağız. Alüminyum klor bileşiği iyonik bağlı bileşiği oluşur. İyonik bağlı bileşiklerin oluşması sırasında atomlar elektron alışveriş yaptıklarından yarıçaplarında da arkadaşlar değişiklikler olur. Örneğin sodyum klorür bileşiğindeki yarıçap değişimini birlikte inceleyelim arkadaşlar. Şimdi sodyum atomu ve klor atomu arasında oluşan sodyum klorür iyonik bağlı bileşiğinde sodyum atomu bir tane elektron vererek sodyum katyonunu, klor atomu da sodyumdan gelen elektronu alarak klor anyonunu oluşturur. Sodyum atomunun yarıçapı 186 pikometreden katyon olduğunda 95 pikometreye, klor atomunun yarıçapı ise 99 pikometreden klor anyonu olduğunda 181 pikometreye çıkmıştır. İyonik bağlı bileşiklerde erime kaynama noktaları veya iyonik bağ sağlamlığı arkadaşlar oluşan iyonların yarıçapı ve yükleriyle ilgilidir. Erime noktası, kaynama noktası, iyonik bağ sağlamlığının karşılaştırılmasında yük bölü çap oranı genel olarak incelenilir arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili örnekleri görelim. Örneğin lityum florür, lityum klorür, lityum bromür ve lityum iyodür iyonik bağlı bileşiklerin kaynama noktaları aynı basınç altında 848, 610, 550 ve 469'dur. Buradaki kaynama noktası düşüşünü şu şekilde açıklayabiliriz. Bu bileşiklerdeki flor, klor, brom ve iyot iyonların yarıçapları arkadaşlar flordan iyoda doğru gittikçe büyümekte. Dolayısıyla buradaki iyonların hepsi eksi birer yüklüdür. Dolayısıyla 1 bölü, yani yük bölü yarıçap oranına baktığımız zaman 136. Buradaysa iyot iyonunda ise 1 bölü 216 değeri vardır. 1 bölü 216 daha küçük bir sayı olduğunda yük bölü çap oranı arttıkça genellikle iyonik maddelerin erime noktası yükselir ifadesini söylemiştik. Yarıçap arttıkça yük bölü çap oranı azalır ve erime noktası bu sebepten düşer arkadaşlar. Dolayısıyla iyodun lityum iyodürün daha doğrusu kaynama noktası ve erime noktası daha düşüktür. Stronsiyum bromür ve stronsiyum oksit bileşiklerinin erime noktalarını aynı basınç altında karşılaştıralım arkadaşlar. Stronsiyum oksit bileşiğinde hem anyonun yükü büyük hem de yarıçapı küçüktür ki oksijen
oksit iyonu yükü eksi 2, çapı ise, yarı çapı ise 140 pikometredir. Strontium bromür de anyon olan bromdur. Brom iyonunun yarı çapı 195 pikometredir. Dolayısıyla buradaki 2 bölü 140 oranıyla buradaki 1 bölü 195 oranı incelendiğinde buradaki arkadaşlar oran daha küçüktür. Bu durumda strontium oksidin erime noktasının daha büyük olması gerekir. Gerçekten de aynı basınç altında strontium bromürün erime noktası 657 derece, strontium oksidin ise erime noktası 2531 derecedir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar iyonik bağlı bileşiklerin çeşitli özelliklerini görelim. İyonik bağlı bileşiklerin tamamı oda koşullarında katı halde bulunur. İyonik bağlı bileşikler katıları genelde suda iyi çözünürler ve elektrolit çözeltiler oluştururlar. Örneğin sodyum klorür bileşiğini katısını suya attığımız zaman sodyum artı katyonu ve klor eksi bir anyonu oluşur. Tabii ki bunlar sulu çözeltileri hazırlanır. Oluşan sulu çözelti elektrolittir. Elektrik akımını iyi iletir arkadaşlar. İyonik bağlı bileşikler katı halde elektriği iletmezken sıvı halde veya çözündüklerinde elektriği iletirler. Az önce ifade etmiştik. İyonik bağlı bileşiklerde zıt yüklü iyonlar arasındaki çekim kuvveti onların erime noktası, çözünürlük ve sertlik gibi özelliklerine de etki eder. Güçlü etkileşimlerden kovalent bağı inceleyelim. Kovalent bağ iki atomun değerli katmanındaki elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturdukları kimyasal bağdır arkadaşlar. Ve kovalent bağ genellikle birinci iyonlaşma enerjileri ve elektron ilgileri birbirine oldukça yakın ametal atomları arasında oluşur. Ve biz kısaca kovalent bağı zaten ametal atomları arasında elektron ortaklaşmasıyla oluşan kimyasal bağ güçlü etkileşim olarak tarif ederiz. Aynı ya da farklı tür atomların kovalent bağlarla oluşturduğu en küçük birime molekül denir arkadaşlar. Moleküle örnek olarak hidrojen gazı, oksijen gazı, azot gazı, NH3, metan gazı gibi örnekler verilmiş. İki atom arasındaki kovalent bağ tek bir çizgiyle veya bu bağ iki elektrondan oluştuğundan dolayı iki tane noktayla gösterilir arkadaşlar. Örneğin flor-flor arasındaki bağ burada da görüldüğü gibi bir çizgiyle, oksijen ve hidrojen arasındaki bağ yine bir çizgiyle gösterilmiş. Karbon-karbon arasındaki bağ bir çizgiyle gösterilebileceği gibi, burada olduğu gibi şuradaki elektronu ve şuradaki elektronu ifade etmesi açısından iki noktayla gösterilmiş. Flor arasındaki bağı şu şekilde de gösterebilirdik. Kovalent bağda atomlar arasında ortaklaşa kullanılan elektron çiftlerine bağlayıcı elektron çifti denir arkadaşlar. Örneğin F2 molekülündeki bağlayıcı elektron çiftleri sarı noktalarla gösterilmiş. Bağ oluşumuna katılmayan elektron çiftleri ne ise ortaklaşmamış elektron çifti denir. Örneğin F2 molekülünde ortaklaşmamış elektron çiftleri yani bağ yapımına katılmamış elektron çiftleri arkadaşlar yeşil renklerle gösterilmiştir. Evet. Aynı şekilde elektron katman dizilimi ile bağ oluşumu da slaytımıza ifade edilmiş. Gördüğünüz gibi bağlayıcı elektronlar, bağ yapımına katılmayan son yörüngedeki elektronlar, bağ yapımına katılmayan son yörüngedeki F atomunun yani flor atomunun elektronları gösterilmiş. Evet arkadaşlar şimdi çeşitli moleküllerin Lewis yapılarını inceleyelim. Öncelikli olarak oksijen molekülü. Oksijen molekülünün temel haldeki elektron dağılımı yapıldığında 6 tane değerlik elektron olduğu görülür. Bu 6 tane değerlik elektronun arkadaşlar 2 tanesi S orbitalindedir ve tam dolu. P orbitalinde ise arkadaşlar 4 tane elektronu vardır. Burada ise 1 tane tam dolu 2 tane yarı dolu orbitali vardır. Dolayısıyla oksijen Lewis yapısı gösterildiğinde şu anda yeşil renkte gösterilmiş 2 tane yarı dolu orbitali vardır. Lewis yapısı böyle veya böyle bu şekilde de gösterilebilir. Bu durumda değerlik elektron sayısı 6 olduğundan 8'e tamamlama gereğinden dolayı yani oktet kuralından dolayı oksijen atomu diğer oksijen atomuyla ikili bağ yapacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar şuradaki yarı dolu orbitaller kendi arasında birleşecek ve buradaki yarı dolu orbitaller kendi arasında birleşerek bu şekilde O2 molekülünü oluşturacak. O2 molekülünde arkadaşlar ikili kovalent bağ vardır. Daha sonraki ilerleyen ünitelerimizde de göreceğiz. Bu bağlardan birincisine sigma bağ, diğerine de pi bağ diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar azot molekülünün yani N2 molekülünün Lewis yapısını görelim. Azot atomunun temel haldeki elektron dağılımı yapıldığında değerlik elektron sayısının burada da görüldüğü gibi 5 olduğu görülür. Bu 2 tane 5 elektronun 2 tanesi S orbitalindedir. 3 tane değerlik elektronu ise P orbitaline, orbitallerine birer birer yerleştirilmiştir. Görüldüğü gibi 3 tane yarı dolu
orbitali vardır. Bu durumda azot atomu üçlü bağ yapacaktır. Karşılıklı olarak iki tane azot atomu karşı yan yana getirildiğinde bu elektronla şu elektron bir bağ, bu elektronla bu elektron bir bağ, bu elektronla bu elektron bir bağ yapacaktır. Dolayısıyla bunların diğer Lewis gösterilimleri bu şekilde olacaktır. Yani azot molekülü 3 tane kovalent bağla oluşmuştur arkadaşlar. Bu 3 tane kovalent bağın bir tanesi sigma bağ, diğer iki tanesi ise pi bağdır. Evet, hidrojen florür molekülünün Lewis yapısı. Hidrojen atomunun arkadaşlar temel haldeki dizilimi yapıldığında bir tane yarı dolu orbitali, florun ise temel haldeki elektron dizilimi yapıldığında s orbitalinin tam dolu, p orbitallerinin ise bir tane yarı dolusu olacak şekilde bulunduğunu görürüz. Bu durumda hidrojen atomu bir bağ, flor atomu da bir bağ yapar. Bağ yapacak elektronlar yeşil renkle gösterilmiş. Bunlar arasında şu şekilde kovalent bağ oluşur ve bu şekilde hidrojen flor molekülü elde edilir. Şimdi arkadaşlar su molekülünün yani H2O molekülünün Lewis yapısını görelim. Yine hidrojen atomu ve oksijen atomu temel haldeki elektron dağılımları yapıldığında hidrojenin bir tane yarı dolusunun oksijenin ise arkadaşlar az önce de ifade etmiştik. Onun da 4 tane değerlik elektronu p orbitalindeydi. Dolayısıyla 2 tane yarı dolu orbitali var. Dolayısıyla 1 tane oksijen atomu 2 bağ, 1 tane hidrojen atomu ise 1 bağ yapar. Yani buradaki yeşil renkle gösterilmiş oksijenin şu değerlik elektronu bu hidrojenle bu şekilde bir kovalent bağ, buradaki değerlik elektronu da bu hidrojenle bu şekilde bir kovalent bağ yapacaktır. Ve bu şekilde hidrojen ve oksijen arasında su molekülü oluşacak. Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde kimyasal türler arasındaki etkileşimleri inceleyeceğiz. Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri genel olarak güçlü etkileşimler, ki bunların içerisinde iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ, zayıf etkileşimleri de van der Waals etkileşimleri ve hidrojen bağ etkileşimleri olarak göreceğiz. Öncelikli olarak kimyasal tepkimelerin nasıl gerçekleştiği üzerinde biraz duralım. Evet, kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesinde arkadaşlar kimyasal türler etkilidir. Evet, kimyasal türler, moleküller, nötr atomlar, iyonlar ve radikaller olarak karşımıza 4 grupta çıkar. Kimyasal türler genellikle Lewis yapılarıyla ifade edilir. Slaytımızda da görüldüğü gibi klor molekülü, helyum atomu, karbondioksit molekülü, flor iyonu ya da flor anyonu, sodyum katyonu ve azot radikali Lewis yapılarıyla birlikte gösterilmiş. Lewis yapısının yazılması. Lewis yapısı arkadaşlar, son katmandaki yan değerlik elektronlarının atomun sembolü etrafında noktalar halinde gösterilmesiyle yapılır. Lewis yapıları yazılırken değerlik elektronları yani son katman elektronları temsil eden noktalar elementin sembolünün etrafına teker teker yerleştirilir. Eğer 4'ten fazla elektron varsa bunlar tekrar başa dönerek oktet veya dublet tamamlanıncaya kadar elektronlar yerleştirilir. Şimdi bunları çeşitli örneklerde görelim. Evet. Örneğin lityum atomu. Lityum atomun değerlik elektron sayısı 1 arkadaşlar. Dolayısıyla lityum sembolünün etrafına bir tane nokta yerleştirilmesi yapılır. Evet. Evet, azot atomu. Azot atomunun değerlik elektron sayısı 5. Bu 5 tane elektronun 2 tanesi 2s orbitalinde, 3 tanesi p orbitalinde. Görüldüğü gibi arkadaşlar 5 tane değerlik elektronun 2 tanesi tam dolu, 3 tanesi yarı doludur. Azot atomunun sembolünün etrafına elektronlar önce birer birer yerleştirilir. 5. elektron da bir elektronun yanına nokta halinde ilave edilerek gösterilir. Alüminyum atomu. Alüminyum atomunun değerlik elektron sayısı arkadaşlar 2 tanesi 3s'te, bir tanesi 3p orbitalinde olmak üzere 3'tür. Dolayısıyla alüminyum sembolünün etrafına elektronlar birer birer yerleştirilir. Bu şekilde alüminyumun, azotun ve lityum atomunun Lewis yapıları gösterilmiş olur. Evet, slaytımızdaki resimde arkadaşlar A grubu, periyodik tablodaki A gruplarında bulunan elementlerin Lewis yapıları gösterilmiş. Görüldüğü gibi arkadaşlar soy gazların son yörüngesinde 8 elektron olduğu için 8 tane değerlik elektronu noktalar halinde gösterilmiş. Klor 7 A'da olduğundan 7 tane değerlik elektronu noktalar halinde gösterilmiş ve Lewis yapısı yazılmış. Örneğin rubidium 1 A grubunda olduğundan değerlik elektron sayısı 1 olacak şekilde Lewis yapısı gösterilmiş. Soy gazların en yüksek enerji düzeyinde yani son yörüngelerinde arkadaşlar maksimum sayıda elektron olduğundan soy gazlar kararlı yapıya sahiptirler ve doğada bu yüzden atomik yapıda bulunurlar. Örneğin helyum soy gazının, neon, argon ve kripton soy gazının Lewis yapıları slayttaki resimde gösterilmiştir arkadaşlar. Son yörüngelerinde 8'er tane elektron vardır. Helyumda ise 2 tane elektron vardır.
Artı ve eksi yüklü taneciklere iyon denir. Bunu daha önce atom ve periyodik tablo ünitesinde de ifade etmiştik arkadaşlar. Artı yüklü iyonlara katyonlar, eksi yüklü iyonlara anyonlar denir. Anyonlar ve katyonları örnek olarak, katyon örnekleri sodyum, kalsiyum ve amonyum örneği. Anyon olarak da klor, oksijen anyonları ve sülfat kökü örnek olarak verilmiş. Bir başka kimyasal türümüz de radikaller ya da serbest radikallerdir arkadaşlar. Serbest radikaller ya da radikaller eşleşmemiş elektron içeren kimyasal türlerdir. Örnek olarak hidrojen, karbon, oksijen, klor ve azot radikalleri verilmiş. Radikaller kararsız ve yüksek enerjiye sahiptir arkadaşlar. Dolayısıyla kimyasal tepkimeye girme istekleri oldukça fazladır. Radikaller sadece eşleşmemiş elektronu gösterilerek de ifade edilebilir. Slaytımızdaki örnekte olduğu gibi oksijenin 6 tane değerlik elektronundan sadece yarı dolu olanlar, yani 2 tane değerlik elektronu gösterilmiş. Azotun ise 5 tane değerlik elektronundan sadece 3 tanesi gösterilmiş. Radikaller kararlı yapıya ulaşabilmek için birbirleriyle ya da başka kimyasal türlerle, bunlar molekül olur ya da başka radikaller olabilir arkadaşlar, tepkimeye girerek, yani etkileşerek molekül haline geçerler. Bu arada molekül kavramı ise birden çok atomdan oluşan, her biri bağımsız olan bu bağımsız birimlere molekül denir. Molekülleri örnek olarak arkadaşlar, mesela azot radikalinin birleşmesiyle azot molekülü, iki tane oksijen radikalinin birleşmesiyle bildiğimiz oksijen molekülü, iki hidrojen radikali bir oksijen radikaliyle birleşerek su molekülünü oluşturmuştur. Radikal olan moleküller de vardır. Radikal olan moleküllere örnek olarak azot monoksit, azot dioksit, metil radikali, hidroksil radikali, klor dioksit radikali örnek olarak verilebilir. Moleküller kararsız türlere dönerek iyon ya da radikalleri oluşturabilir. Örneğin oksijen molekülünden bir tane elektron kopartılarak katyon iyonu oluşturulabilir ya da klor molekülü atomlarına ayrılarak birer tane klor radikali elde edilebilir. Zincir reaksiyonlarda başlatıcı kimyasal tür olarak da radikaller görev alabilir arkadaşlar. Örneğin dimerleşme tepkimesi iki tane metil grubunun bağlanarak etan molekülünü oluşturması buna örnek olarak verilebilir. Yine hidroksil radikali ile karbon monoksit radikalinin tepkimesinden karbondioksit ve farklı bir radikal olan hidrojen radikali elde edilebilir. Şimdi arkadaşlar kimyasal bağların nasıl oluştuğu üzerinde biraz duralım. Kimyasal bağların oluşum mekanizması ile ilgili olarak genel ifademiz şu şekilde olacaktır. Kimyasal türler birbirine yaklaştıkça içerdikleri elektron ve protonlardan dolayı aralarında arkadaşlar itme ve çekmeler olacaktır. Örneğin bu iki atomun arkadaşlar protonlar arasında bir itme, aynı şekilde bu iki atomun elektronları arasında bir itme ama bu atomun protonuyla bu atomun elektronları, bu atomun protonuyla bu atomun elektronları arasında bir çekme olacaktır. İşte kimyasal türler arasındaki çekme kuvvetleri İtme kuvvetlerinden daha etkin olduğunda arkadaşlar güçlü etkileşimler yani kimyasal bağlar oluşur. Örneğin burada diazot monoksit bileşiğinin parçalanarak azot gazına ve oksijen gazına dönüşümü diazot monoksitteki azot ve oksijen arasındaki güçlü etkileşimin yani kimyasal bağların kırılmasıyla gerçekleşmiştir. Yine itme ve çekme kuvvetlerinin farkı oldukça küçük olduğunda yani fark birbirine yaklaştığında zayıf etkileşimler yani fiziksel bağlar oluşur arkadaşlar. Örneğin H2O sıvısının yani suyun su buharının haline geçmesi için sadece moleküller arasındaki etkileşimleri kırmak ya da onları zayıflatmak yeterli olacaktır. İki nötr atom birleşerek molekül oluşturma sırasında açığa çıkan veya gaz halindeki iki atom bir molekülü nötr haldeki atomlarını ayırmak için verilen enerjiye bağ enerjisi denir. Bağ enerjiler arkadaşlar 1 mol başına ifade edilir ve birimi kilojüldür. Örneğin hidrojen molekülünün parçalanması, onu şöyle ifade edelim. Hidrojen molekülündeki bağ bu. Evet, bu bağın kırılabilmesi için vermemiz gereken enerji 436 kilojüldür. Biz bu kadarlık enerjiyi verdiğimiz zaman buradaki bağ kırılır ve iki tane H atomu gaz haline elde edilir. Bağ kırılması endotermik, bağ oluşması ise egzotermik bir durumdur arkadaşlar. Bunun sebebi kimyasal ve fiziksel olaylarda da bu vardır. Madde daha düşük enerji durumu tercih ettiğinden kimyasal bağ oluşurken, yani iki tane hidrojen atomu H2 molekülünü oluştururken 436 kilojüllük enerjiyi mol başına açığa çıkarır arkadaşlar. Tanecikler arasındaki etkileşimlerin güçlü mü zayıf mı etkileşim olduğuna karar verebilmemiz için belirlenen
Sayısal değerimiz 40 kilojül bölü moldür arkadaşlar. Eğer 40 kilojül bölü molden daha fazla bir enerji vererek biz taneciğimizi parçalayabiliyorsak oradaki değişim kimyasal değişimdir. Eğer kullandığımız enerji 40 kilojül bölü molden daha düşükse orada ayırdığımız kuvvetler fiziksel etkileşimlerdir arkadaşlar. Evet. Bunu slaytta da ifade ettik. 40 kilojülden daha küçük enerjiyle kırılan etkileşimlere zayıf etkileşimler yani fiziksel bağlar, daha büyük olduğunda ise güçlü etkileşimler yani kimyasal bağlar denir. Kimyasal bağların kopması ya da oluşmasıyla yeni kimyasal türler ya da yeni kimyasal özelliğe sahip tanecikler meydana gelir. Ama fiziksel bağların oluşması ya da kopmasıyla maddelerin fiziksel özelliğinde halinde bir değişiklik olur ya da yeni kimyasal türler oluşmaz arkadaşlar. Bununla ilgili olarak slayttaki örnekleri inceleyelim. Örneğin kripton sıvısının kripton gazına çevrilmesi için gerekli olan enerji 1.64 kilojül bölü mol. Buradaki değişim 40 kilojül bölü molün altında olduğundan olay fiziksel bir değişimdir. Aynı şekilde lityum florür katısının sıvı hale çevrilmesi de 27 kilojül bölü mol ile gerçekleşmiş. Bu olay da fiziksel bir hal. Burada biraz istisnai bir durum içeren kısım ise suyun sıvı halden gaz haline geçmesidir. Burada kullanılan enerji 43,9 kilojül bölü mol. Genel olarak bizim ifade ettiğimiz 40 kilojül bölü molden biraz fazla bir değer. Ama burada oluşan sıvı halden gaz hale geçişte oluşan durumla su yeni bir kimyasal özellik kazanmamıştır. Bundan dolayı olay yine fiziksel değişimdir. Yine potasyum klorürün gaz halindeki iyonlarına çevrilmesi kullanılan enerjiden dolayı kimyasal değişim. Yine H2O'nun hidrojen ve hidroksit radikallerine ayrılması için kullanılan enerjiden dolayı gerçekleşen olay kimyasal değişimdir arkadaşlar. Şimdi tanecikler arasındaki etkileşimleri inceleyelim. Tanecikler arasındaki etkileşimleri güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler olarak ikiye ayırmıştık. Güçlü etkileşimleri de iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ olarak 3 grupta inceleyeceğiz. Öncelikli olarak iyonik bağ. İyonik bağ, anyon ve katyonlar arasında zıt yüklü iyonlar arasında elektrostatik çekim sonucunda oluşan kimyasal bağdır. İyonik bağ oluşurken arkadaşlar bir atom değerli katmanındaki elektron veya elektronların bir kısmını veya tamamını diğer atomunun değerli katmanına göndermesiyle oluşur. Örnek olarak iyonik bağlı sodyum klorür bileşiğini inceleyelim. Sodyum atomunun temel haldeki elektron dizilimi yapıldığında 3. periyotta S orbitalinde bir tane değerlik elektron olduğu görülür. Klor atomunun da temel haldeki elektron dizilimi yapıldığında 7 tane değerlik elektronun 3s ve 3p orbitallerinde olduğu görülür. Dolayısıyla buradaki sodyum metal olduğundan elektron vermeye yatkındır. Bunu periyodik tablo ünitesinde ifade etmiştik. Buradaki bir tane elektronunu yarı dolu halde bulunan, onu da ifade edelim. P orbitallerini şöyle gösterelim arkadaşlar. P orbitallerindeki 5 tane elektron şu şekildeydi. Şimdi buradaki bir tane elektron buradaki yarı dolu orbitale yerleşerek klor anyonunu sodyumda elektron verdiği için sodyum katyonu oluşturur. Dolayısıyla sodyum ve klor iyonların arasında elektrostatik çekim oluşmuştur. Bu şekilde iyonlar bir araya gelerek sodyum klorür iyonik bağlı bileşiğini oluşturmuştur. Evet arkadaşlar, bu arada son yörüngesindeki elektron sayısını helyum soy gazına benzetiyorsa atomumuz, bu olaya dublet kuralı, son yörüngedeki elektron sayısını 8'e tamamlıyorsa, yani diğer soy gazların değerlik elektron sayısına benzetiyorsa, bu olaya da oktet kuralı denir. Bu arada iyonik bağlı bileşiklere çeşitli örnekler verilmiş. Baryum florür örneği, alüminyum klorür örneğinde olduğu gibi. Baryum florür örneğinde baryum değerlik elektron sayısı 2'dir arkadaşlar. Florün bir tane değerlik yarı dolu orbital sayısı vardı. Toplam değerlik elektron sayısı 7. Bu durumda baryum 2 tane elektron vererek baryum artı 2 katyonunu, flor da bu birer tane elektronunu alarak birer tane son yörüngesini 8'e, hatta neon soy gazına benzetmiş bu arada arkadaşlar. Benzeterek flor eksi bir iyonunu oluşturur. Daha sonra gerekli çaprazlama işlemi yapılarak baryum florür bileşiği oluşturur. Alüminyum değerlik elektron sayısı 3, klorun değerlik elektron sayısı ise 7. Dolayısıyla klor oktete benzetebilmesi için bir tane elektron alması gerekir. Yani şuradaki elektronunu 2'ye tamamlaması gerekir. Bundan dolayı bir tane alüminyum 3 tane klora birer tane elektronunu vererek 3 tane klor anyonu bir tane de alüminyum katyon oluşur. Yükler çaprazlanarak arkadaşlar, bu konuyu bileşikler ünitesinde daha detaylı anlatacağız. Alüminyum klor bileşiği, iyonik bağlı bileşiği oluşur. İyonik bağlı bileşiklerin oluşması sırasında atomlar elektron alışverişi yaptıklarından yarıçaplarında da arkadaşlar değişiklikler olur. Örneğin sodyum klorür bileşiğindeki yarıçap değişimi